Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf fen bilimleri dersi yoğunluk konusu ile ilgili soru çözümlerini beraber yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar, hazırsanız ilk sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuz, bir maddenin birim hacimdeki kütlesine denir, D sembolü ile gösterilir. Yukarıda tanımlaması yapılan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bir maddenin birim hacimdeki kütlesi deniyorsa hemen paydamıza birim hacmi, pay kısmına madde miktarını yazdığımız zaman D sembolüyle gösterdiğimiz arkadaşlar yoğunluğu bulmuş oluruz. O halde sorunun kökünde bize tanımı verilen ayrıca sembolü gösterilen ifadenin yoğunluk olması gerekiyor arkadaşlar. Yoğunluk biliyorsunuz bir cismin kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunuyor. Ve burada birimi de kütlenin birimi gram, hacmin birimi santimetre küp olduğu için öz kütlemizin birimi gram bölü santimetre küp olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuz, aşağıda verilen birimlerden hangisi yoğunluğa aittir? Arkadaşlar, yoğunluğun formülünü yazarken kütle bölü hacim diyoruz. Kütle bölü hacim dediğimiz zaman pay kısmında kütleye ait bir birim olacak arkadaşlar. Payda kısmında ise hacime ait birim olacak. Dolayısıyla A şıkkına baktığımız zaman pay kısmında kilometre uzunluk birimidir. Elendi arkadaşlar. B şıkkında baktığımız zaman pay kısmında kütle birimi gram, payda kısmında hacim birimi santimetre küp yazıyor. O halde cevap B şıkkı arkadaşlar. C şıkkında ise arkadaşlar pay kısmında V yazıyor arkadaşlar. Bu biliyorsunuz süratin sembolü. Değil mi arkadaşlar? O halde C şıkkı da elenmiş oldu. M çarpı A da arkadaşlar kütle çarpı ivmeyi göstermiş. Dolayısıyla bizim aradığımız şık B şıkkı olması gerekiyor. Arkadaşlar geçelim diğer sorumuza. Yukarıda verilen sıvının içinde 3 tane farklı cisim bulunmaktadır. Bu cisimlerin sahip olduğu yoğunluklarını aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru sıralamıştır? Sevgili arkadaşlar, bir sıvı içerisinde yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olan cisimlerin sıvı içinde batmasını, yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit olan cisimlerin ise sıvı içinde herhangi bir yerde askıda kalmasını ve bir sıvı içerisinde yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olan cisimlerin ise sıvı içerisinde arkadaşlar yüzmesini bekleriz. Yani bunlar batmayacak, yüzeyde kalacak. O halde şekle baktığımız zaman aşağıdan yukarıya doğru üçgenin yoğunluğunun dairenin yoğunluğunda arkadaşlar burada karenin yoğunluğundan daha fazla olduğunu görüyoruz. O halde bizim için doğru cevap üçgen büyüktür daire veya küre arkadaşlar. O da büyüktür kare diyeceğiz. Şıklara baktığımız zaman A şıkkını elemiş olduk. B şıkkında evet daireyi sona atmış bunu da elemiş olduk. C şıkkında ise kareyi başa vermiş arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Evet D şıkkında üçgen, daire ve kare doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Velileriniz bizi 0507 215 2658 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Yukarıda farklı yoğunlukta sıvılar ve farklı yoğunluktaki cisimler verilmiştir. Verilen bu şekiller hangi sıvıların içerisinde atılırsa batma gerçekleşir. Sevgili arkadaşlar, bir cismin bir sıvıda batabilmesi için cismin yoğunluğunun sıvının yoğunluğundan daha büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla şekillere baktığımız zaman
2D yoğunluklu bir sıvıda 3D yoğunluklu, 4D yoğunluklu ve 5D yoğunluklu sıvı cisimlerin batması gerekiyor. O halde bizim 3 cisim de burada batar. 3D yoğunluklu bir sıvıda ise arkadaşlar 4D yoğunluklu üçgen ile 5D yoğunluklu küpün batması gerekiyor. Son sıvıya geldiğimiz zaman 4D yoğunluklu bir sıvıda 4D'den daha büyük kim var? 5D yoğunluklu küp var arkadaşlar. O halde sıvılarda cisimlerin batma durumları birinci kapta 3 tane cisim birden batacak. İkinci kapta sadece üçgen ve küp. Son kapta ise arkadaşlar sadece küp batmış olacak. O halde baktığımız zaman 2D yoğunluklu kapta evet 3 tane cisim. 3D yoğunluklu kapta 2 tane cisim. 4D yoğunluklu kapta ise sadece küp batacak. O halde cevap C şıkkı arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Hacmi 60 santimetre küp olan bir cismin kütlesi 420 gram gelmektedir. Buna göre cismin sahip olduğu yoğunluk kaç yoğunluğa sahip sıvıda batmaz? Bakalım arkadaşlar. Öncelikle sorumuzda bize verilen cismin yoğunluğunu bulalım. Haydi bakalım. D eşittir M bölü V meşhur formülümüz. Yani kütle bölü hacim. Arkadaşlar yazalım. D eşittir kütlemiz 420 gram. Hacmimiz 60 santimetre küpmüş arkadaşlar. Evet, sıfırlar birbirini götürdü. 42 bölü 6, 7 gram bölü santimetre küp bize verilen cismin yoğunluğu. Peki, şimdi bu cismin batmaması için içine attığımız sıvının yoğunluğu ne olmalı? Arkadaşlar, yoğunluğu 7 olan bir cisim hangi sıvıda batmaz? Tabii ki 7'den büyük yoğunluğa sahip bir sıvı içinde batmaz, orada yüzer. 4'te batar, 5'te batar, 6D yoğunluğunda batar. Oysa sıvının yoğunluğu 8D ise eğer, atacağımız cisim 7 olduğu için arkadaşlar, 7 gram bölü santimetre küp olduğu için cisim bunda batmaz. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde yüzeceğini görürüz. O halde cevap D şıkkı arkadaşlar. Yukarıda bir cismin sahip olduğu yoğunluğunun kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre bu cisim aşağıdaki cisimlerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, kütlesi ve hacmi verilen bir cismin yoğunluğu biliyorsunuz kütle bölü hacim formülünden bulunuyor. Cismin kütlesi 320 gram, cismin hacmi ise 80 santimetre küp olduğuna göre arkadaşlar, buradan 320'yi 80'e böldüğümüz zaman arkadaşlar sıfırlar birbirini götürür. Yani ikisini 10'a bölmüş olduk. 32 bölü 8, 32 gram bölü 8 santimetre küp. 32 8'in 4 katı arkadaşlar. O halde cevap 4 gram bölü santimetre küp olması gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman evet 4D yoğunluklu, 3D yoğunluklu, 6D yoğunluklu ve 7D yoğunluklu 4 tane cisim varken bizim aradığımız cevap arkadaşlar 4D yoğunluklu cisim olması gerekiyor. O halde doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Verilen 3 farklı yoğunluğa sahip sıvıları bir kaba koyarsak kabın içinde nasıl bir şekilde sıralandı demiş arkadaşlar bir sorumuzda. Şimdi biliyoruz ki farklı yoğunluğa sahip sıvılar karıştırıldığı zaman, ki biz bunların bir biçimde çözülmediğini varsayıyoruz. Yoğunluğu en fazla olan sıvının en altta, yoğunluğu en az olan sıvının ise en üstte olmasını bekleriz. Dolayısıyla 3 cisim, 3 sıvı tek kaba konduğu zaman arkadaşlar en altta suyun olması gerekiyor. Onun üzerinde hemen çizelim şöyle, zeytinyağının olması gerekiyor. Ve kabın en üstünde ise yoğunluğu en az olan etil alkolün olması gerekiyor. Çünkü bunları biz sıraya koyduğumuz zaman 1'in 0.9'dan onun da 0.78'den daha büyük olduğunu görüyoruz. O halde cevabımız su, zeytinyağı ve alkol olması gerekiyor arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman evet, su, yağ ve alkol C şıkkında arkadaşlar.
Geçelim diğer sorumuza. Buna göre parantez içine verilen bilgilere göre doğru ya da yanlış yazılırsa seçeneklerden hangisi gibi olur? Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Maddeler için yoğunluk ayırt edici bir özelliktir. Evet arkadaşlar ifademiz doğrudur. Yoğunluğun diğer bir ismiyle öz kütlenin maddeler için ayırt edici özellik olduğunu derslerimizde öğrendik. Bir madde arkadaşlar ayırt edici özellikleri tanınır. Bunlar kaynama noktası, donma noktası, yoğunluk gibi özellikler olabilir. Bakalım yoğunluğun birimi m bölü d demiş. Arkadaşlar ifademiz yanlış. Çünkü yoğunluğun birimi gram bölü santimetre küp, kilogram bölü metre küp olabilir. Yani pay kısmında kütle birimi, payda kısmında ise hacim birimi olması gerekiyor. İfademiz yanlış. Bir diğer öncülümüz, bir maddenin hacmi artarsa yoğunluğu da artar demiş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bir maddenin hacimle beraber kütlesi de aynı oranda arttığı için dolayısıyla maddenin yoğunluğunun değişmemesi gerekiyor. O halde ifademiz yanlıştır. Çünkü bir çay kaşığı suyun da yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp. Arkadaşlar yine 1 litre suyun da yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp diyebiliriz. Demek ki cisimlerin maddenin hacmi arttığı zaman onların kütlesi de aynı oranda arttığı için veya tersini söyleyelim. Bir maddenin hacmi azaldığı zaman kütlesi de aynı oranda azaldığı için yoğunluğu değişmez. O halde doğru, yanlış, yanlış diye öncülleri arayacağız. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Yukarıda bulunan silindir ortasından ikiye kesilmektedir. Buna göre bu oluşan şeklin bir kısmının sahip olduğu yoğunluk ile ilgili ne söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. A şıkkında kesilen cisim ilk şekline göre daha fazla yoğunluğa sahip olmuştur. Sevgili arkadaşlar, bir cismi ister bir parçaya, ister iki parça, ister bin parçaya bölelim fark etmez. Cismin hacmi azaldığı zaman kütlesi de aynı oranda azalacağından arkadaşlar cismin yoğunluğu yani D'si değişmez diyoruz arkadaşlar. İster cismi iki parçaya, istersek 10 parçaya bölelim fark etmez. Burada kütlesi ve hacmi aynı oranda azalacağından ya da aynı oranda artacağından cismin yoğunluğunun öz kütlesinin değişmeyeceğini söylemeliyiz. O halde daha fazla yoğunluk dediği için A şıkkı yanlış. Kesilen cisimde yoğunluk ilk şekline göre daha az yoğunluğa sahiptir ifadesi yanlış. Çünkü değişmemesi gerekiyor. Kesilen cismin sahip olduğu yoğunluk ortadan kalkmıştır. Mümkün değil. Maddenin hacmi ve kütlesi olduğu için yoğunluğu her zaman olacaktır. D şıkkında ise kesilen cisimle ilk şeklin sahip olduğu yoğunluk aynıdır ve değişmemiştir ifadesi arkadaşlar doğru olacaktır. Suda çözünmeyen 480 gram kütleli K cismi şekildeki taşınma kabına atıldığında kaptan 60 santimetre küp su taşıyor. Buna göre K cisminin yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür? Bakalım arkadaşlar şunu biliyoruz. Taşınma kaplarında bir cisim sıvı içerisinde kapladığı hacim kadar sıvıyı taşırır. Dolayısıyla K cismin tamam battığı için demek ki K cismi kendi hacminin aynısı şekilde bir sıvıyı taşıracak. Bir miktar sıvıyı taşıracak. Yani o halde biz K'nın hacminin ve K dediğimiz zaman 60 santimetre küp olduğunu söyleyebiliriz. K'nın kütlesi mK eşittir 480 gram ise arkadaşlar buradan K'nın yoğunluğu 480 gram bölü 60 santimetre küp yaptığımız zaman sıfırlar birbirini götürür. 48 altının arkadaşlar 8 katıdır. O halde K'nın yoğunluğu 8 gram bölü santimetre küp olması gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman 4,6 değil, 6 değil, 10 değil. Arkadaşlar cevap C şıkkı. Sevgili arkadaşlar, sorularımız burada bitmiştir.
Kendinize çok iyi bakın. Derslerinize başarılar. Görüşmek üzere.